duymadık demeyin. Oyunların veliahtı geliyor. O geliyor. Ev hepinizle birlikte olacak. Ve hepinizin gönlünde yer edecek kişi geliyor. Veliahtınız geliyor. Evet dostlarım ben Veliaht ve bugün sizlerle birlikte 5 tane seçtiğim özellikle böyle fantastik güç patlamalı bir, bir anime değil 5 animeyi inceleyeceğiz. Ee, öncelikle ee, Videoya başlamadan yani tam giriş kısmı olmadan önce e, anime sayfalarından anime imparatorluğu sayfasına çok teşekkür ediyorum beni admin olarak alıp e, orada paylaşım yapmamı ve böyle bir kitleye e, içerik hazırlamamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. E, bu şekilde belirli bir kitleye hani onların istediği şekilde e, videolar hazırlayabileceğim. Bu kanalımda e, Haftada bir veya iki günde bir veya günde bir belli olmayacak yani ama her hafta en az bir video e, kesinlikle gelecek animeler hakkında video başında genelde 5 e, anime 10 anime civarı düşünüyorum e, Bir de top e, anime yani en iyi e, fantastik animeler veya en iyi romantik animeler e, sizden gelenler kısmı olacak <laughs> Şimdi. Genel olarak seri şu şekilde olacak. Ee, o, videoların başında eğer siz yollarsanız sizin caps'leriniz, işte animelerle ilgili komik resimleriniz, e, wallpaper'larınız e, yayınlanacak bu kanalda. Bu videoda yani ilk başta böyle giriş yapmadan önce sizin resimleriniz falan gözükecek veya yanda bir yere koyacağız şöyle. E, onun dışında... İstediğiniz çok anime isteğe geliyormuş özellikle. Sayfada da mesajlara baktım. Gerçekten çok anime isteğe geliyordu. ben de bunlarla ilgili animeleri kategorilere ayırıp böyle beşer beşer, onar onar izlemeyen arkadaşlara birkaç tane anime seçeneği önermek istedim. İlk önce Belzebub'a bakalım. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam 50 bölüm, ha, 60 bölümmüş. 60 bölümlük e, fantastik komedi aksiyon animesi e, genel olarak şeytanın oğlu yani iblis kralının oğlu bir tane oğlana gidiyor bağlanıyor işte oğlanla aralarında gelişiyor e, çocuk oğlana güç veriyor oğlan zaten güçlü daha da güçleniyor böyle fantastik oluyor güç patlamalar oluyor suratında falan dövmeler çıkıyor izleyin tavsiye ederim çok güzel bir anime o açıdan Eee onun dışında zaten gördüğünüz üzere e, Türk anime yapanı 8.5 oylamaya bir kişi katılmış ama bu da bir, böyle bir şey de var. Buraya da dikkat edin yani. Bir kişi katılmış, 8.5 vermiş. 8.5'ta kalmış bu. Ondan sonra e, genel şeyleri bu burada görebiliyorsunuz yorumlarda. Şurada girmeyelim küfürlü müflü yorum vardır Şimdi sıkıntı çıkmasın Eee ondan sonra Hagurayuşe Estelka bunun konusu e, genel olarak bir tane kahramanımız var. Dünya böyle e, fantastik bir dünyada geçiyor. E, farklı dünyalara gidip tekrar dünyaya gelenler falan var. Etçi seven arkadaşlara, erkeklere kesinlikle tavsiye ediyorum. Müthiş, müthiş. Güzel. Güzel. Bunu izlemeden etçi izledim demeyin. E, bunu da geçelim şöyle. Climer. genel olarak güç patlamalarının dorukta olduğu bir anime ama benim açımdan ben daha çok güç patlaması oluyorsa hani erkekte olsun istediğim için ana karakteri erkek olsun istediğim için burada erkek karakteri güçsüz bırak. Kamerayı çok salladım. Erkek karakteri güçsüz bırakıp onun yanında olan kadın karakteri güçlendirmişler ve o patlamaları yaşıyor. Hani bu tarzda izlerim diyorsanız bunu da tavsiye ederim size. E, diyelim şampiyone. Bu şampiyone e, tam klasiklerden hani öyle farklı, değişik, eee egzentrik bir özelliği yok benim izlediğim kadarıyla. E, sadece klasik hani klasik güç patlamaları olan, artışı olan çok klasik standartlaştırmışlar bence bu animeyi. Ama yine de bence bir bakın derim. Hani güzel yapmışlar çünkü. Hani adamlar o kadar uğraşmış. Şimdi biz burada şey yapmayalım. Ama çok klasik standartlaşmış artık bundaki bazı şeyler. Ve tekrar bir etçiyle daha karşınızdayız. Bu animede özellikle şuradaki mizore mizore karakterini yakından incelemenizi tavsiye ediyorum. Beni hayran bırakmıştı kendine. Çok manyaktır. İlk bölümde o kadar fazla. Bunda da genelde kız karakterler güçlü. E, harem türüne giriyor. Biraz da buraya eklememişler türüne. Bir olan var işte. E, yanlışlıkla Canavarlar Akademisi'ne gibi bir şey gidiyor böyle. Hepsinin farklı özel gücü var. Ama bunun yok. Ondan sonra e, bir tane vampir buna yapışıyor, yapışıyor falan fışmaya. E, en sonunda kanından veriyor. İkinci sezonunda özellikle ikinci sezonu tavsiye ediyorum. Birinci sezonu bitirip direkt ikinciye başlayın. Manyak güç patlamaları oluyor. Ciddiyim. Onun finali müthişti. Şimdi spoiler vermeyeyim burada. Ee, ama bunu kesinlikle e, ikinci sezonun sonuna kadar izleyin derim. Zaten 13-13-26 bölüm diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Videoyu çok da uzatmayayım. Kafanızı da şişirmeyeyim. Ee, buraya kadar izlediyseniz videoya hepinize teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna yumruk atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Yani mi izlemeler?